Lider Haber'den herkese iyi akşamlar değerli izleyiciler. 7 Mart Perşembe günündeyiz ve saatlerimiz 16'yı gösterirken Seçim Özel programıyla bugün de karşınızdayız. Seçim Özel dedik malum artık seçimlere 23 gün kaldı. Kısa bir süre kaldı ve adaylar yarışmaya devam ediyor. Bu anlamda e, rakiplerini de ta tanımaya devam ediyorlar. Humalı ve heyecanlı bir çalışma var. Dolayısıyla bugün de yine özel bir konuğumuz var. Kendisiyle e, partisini ve yine... E, Mevcut partinin yaptıklarını ya da yapamadıklarını da tartışacağız. Hemen kendisini takdim etmek istiyorum. Millet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sayın Hasan Hüsnü Güner. Efendim yayınımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür Öncelikle ederim. Öncelikle hayırlı uğurlu olsun diyorum Çok kanalım ve kendi adıma. Şimdi Hasan Bey bir önceki programda da bizdeydiniz zaten. lideri evet. bu ikinci gelişiniz. Haliyle çalışmalarınız hızlı bir şekilde devam ediyor. Bu anlamda da baktığımızda yine geçtiğimiz programda söylediklerinizi istinaden kısa bir soru soracağım. Sonra özellikle mevcutu ve sizin vaatlerinizi konuşmak istiyorum 45 dakika boyunca. Ee, Hasan Hüsnü Güner kimdir? Bunu bir sorayım. Özellikle biraz dersime de çalıştım. Bir edebiyat öğretmeni olduğunuzu biliyorum. Türk evet. dili edebiyatı bölümünde mezunsunuz. Ee, Hasan Hüsnü Güner eğitimciyken neden siyasete atıldı? Evet. Buna e, ne vesile oldu, ne tetikledi? Böyle başlayalım. Zaten soru soruyu açacaktım. Evet, Buyurun. Çok teşekkür ederim Nurdan Hanım. Şimdi öncelikle tabii eğitimci olmamız hasebiyle nesiller yetiştiriyoruz, öğrenciler yetiştiriyoruz. Hı -hı. Bu nesilleri, öğrencileri yetiştirirken gelecek kuşaklara, nesillere daha yaşanabilir bir şehir, daha yaşanabilir bir ülke Hı -hı. bırakma ideali belki her eğitimcinin olmasa da çok büyük bir ekseriyetinin aklında, zihninde her zaman yer alan bir noktadır açıkçası. Ben de yaşadığım şehirde, yaşadığım ülkede bundan sonraki nesillere şehrin gidişatının daha iyiye gitmediğini gördüğüm için bazı projelerle farkındalık oluşturmak ve gelecek nesillere daha iyi bir şehir, daha yaşanabilir bir şehir bırakmak niyetiyle siyasete ve belediye başkanı adaylığına Başlamış oldum Peki, diyebilirim. Peki ne kadar süredir siyasetle iç içesiniz? Siyasetle üniversite döneminden beri iç içe diyebilirim ama sadece bir siyasi partinin çatısı altında değil. Millet partisindesiniz. Ee, yok bir siyasi partinin çatısı altında değil. Değil. Ama PDRP'ye e, e, ilerleyip e, şu an millet yani, partisindesiniz. Evet hem öyle hem de Hı. tabii e, siyaset sadece bir siyasi partinin içerisinde tabii. bulunmak değil. Yani Doğru. bugün e, Platon'un devlet kitabından başlayarak siyasi bütün... E, kitapları okuyarak ve bunlarla hemhal olarak e, insanın kendisini de biraz yetiştirmesiyle evet. de alakalı olduğunu Hı. düşünüyorum açıkçası. Hı. Evet ben daha önce herhangi bir siyasi partide e, bir faaliyette bir e, adaylık sürecinde bulunmuş değilim. E, fakat e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilgili bu gerçekleştirmeyi istediğimiz projeler Hı. ve az önce söylediğim gibi gelecek nesillere daha iyi bir şehir bırakma niyetiyle, düşüncesiyle de Millet Partisinden büyükşehir belediye başkan adayı. Ne zaman tanıştınız Partisi ile? Millet Partisi ile tanışmam yaklaşık iki yıl önce. İki yıl önce oluyor, mi? evet. Nasıl oldu? Böyle bir şey ilham gelmedi, değil mi? <laughs> yani şöyle ilham. Biri geldi. Biri yönlendirdi. Evet. Şöyle ilham <laughs> geldi. Hayır aslında biri yönlendirmedi. Fakat e, siyasette malum çok ciddi bir kirlenmişlik söz konusu. <laughs> Bugün sokağa çıktığımız zaman en güvenilmez grup e, hangi gruptur diye sorduğumuz zaman vatandaşlarımızın büyük bir çoğunluğu maalesef siyasetçiler diyor. Böyle hı. bir e, güvenilmez, evet. addedilen bir grup olarak e, maalesef. tabi bu anlamda çok eski bir siyasi parti olmasına rağmen, Türkiye'de gerçekten çok değerli siyasi liderlere sahip olmasına rağmen, hı hı. hiçbir şekilde geçmişinde, mazisinde bir leke ya da e, şaibeli bir işi olmayıp, tertemiz bir siyasi parti olması hasabıyla de Millet Partisi'nin çatısı altında siyaset e, yapmayı arzu ettim. Şu mu aslında bu kadar güvensiz bir ortamda bu platformun da güvenilir olduğuna dair yeni bir umut ve ilham vermek için mi bu yola çıktınız? Çok doğru. Kesinlikle aslında tam e, nokta atışı ifade bu olabilir e, Nurdan Hanım. Evet elbette öyle. Yani bugün gerçekten her siyasi parti maalesef Gerek geçmişiyle gerek mevcut durumuyla ilgili pek çok eleştirilerde ve yanlışların içerisinde. Şu anda bundan bu program içerisinde de anlatacağımız bazı argümanlar evet. burada yer alacak. Evet. Ama Millet Partisi çatısı altında gerçekten Türkiye'nin e, hamurunu yoğuran dediğimiz zihin hamurunu yoğuran pek çok siyasi lidere sahip olmamıza rağmen Hı. partimizle ilgili geçmişte en ufak bir yanlış bir durum söz konusu bile değil. Millet Partisi'nin ideolojisi evet. nedir? Millet Partisi'nin... Çok sorulur ya sağ evet. mıdır sol mudur direkt soruyorum zaten. Tabii lütfen. Ee, özellikle tabii ki baktığımda yine partinizin misyon ve vizyonunda tabii ki öncelikli konunuz vatan ve bayrak konusu. Evet. Ee, ama ideolojisini de sormak isterim. sağ mı yakınsınız sola mı yakınsınız? Tabii. tabii şimdi baktığınız zaman normal bir internet taramasında merkez sağ bir siyasi parti olduğu görülüyor. Hı. Fakat burada rahmetli genel başkanımız Aykut Edibali'ye bu minvalde bir soru sorulmuştu. 90'lı yıllarda evet yelpaze örneğiyle evet, ee, orada <laughs> şöyle bir örnekti. Ee, Aykut Edibali'ye yine o zaman bir e, programda <laughs> siz yelpazenin sağında mısınız solunda mısınız diye bir soru yöneltilmişti. Ha, ee, evet Aykut Bey de e, biz yelpazenin kendisiyiz demişti. Evet gerçekten Millet Partisi çok her çok. ne kadar internet taramasında merkez sağ parti olarak görülse de doğru belki ideolojik olarak buna yakın diyebiliriz. Fakat partimizin bünyesinde e, bu vatan toprağı üstünde bu bayrak altında e, davası, gönlü, hedefi bu ülke olan solcu da sağcının da bulunduğu yegane partilerden biri aslında. Bu anlamda bir sol sağ ayrımı değil. Hı hı hı. Bizim e, gerçekten özellikle altını çize çize durduğumuz şey bu vatan toprağı üstünde bu bayrak altında bu ülke için e, 81 şehrimiz için mücadele etmek gönlünün bu şehirlerden bu ülkeden geçmesi yeterli diyebiliriz. İstanbul özelinde konuşuyoruz haliyle tabii ki evet. siz İstanbul adayısınız ama mevcutta diğer ilçelerde ve illerde de çalışmalar hızlı bir şekilde devam tabii. ediyor öyle değil mi? Tabii ki. Tabii. Evet. İstanbul'un çeşitli ilçelerimizde de Hı -hı. adaylarımız var. Evet. Ee, Tekirdağ, Edirne Hı -hı. gibi e, şehirlerimizde de yani Hı -hı. 81 şehrin hemen hemen tamamında Hı -hı. adaylarımız var. 2024 seçimlerine aslında daha donanımlı ve hazırlıklı Hı -hı. E, giriyor ve bu anlamda da 2024'te gerçekten en çok çıkış yapan parti olabileceğimiz gibi bir durum açıkçası 2024 var. 2024 yerel seçimler için aslında baktığımızda ittifakların çok da olmadığı, evet. belki kapalı kapılar arkasından, e, gerçi o sözü de artık çok söylemeyelim, uzlaşılar deniyor, kelimeler evet. kullanılıyor ama baktığımızda renkli bir seçim olacak. Yani evet. her parti kendi adayını e, neredeyse çoğunlukla kendi çıkarmış durumda. Şimdi e, yine mevcut belediyeyi e, soracağım size Ekrem evet. İmamoğlu'nu da soracağım size. Ama sormadan önce siz demişsiniz ki bir cümlenizde İstanbul için çok farklı projelerimiz var. Evet. Kazandığımız takdirde bunları hayata geçirmek için çalışacağız. Evet. Kazanamadığımız kazanmadığımız takdirde de bu değerli projelerin kazanan başkası baş kazanan başkanı ilham olması ve İstanbul'un evet. kazanması en büyük dileğimdir. Bu noktada e, izninizle şu soruyu da sormak istiyorum size. Tabii lütfen. Şimdi Gerçekten e, rakipleriniz güçlü ve evet. neticede evet e, hani program öncesinde de dedim ya e, başlamak lazım bitirmek için de yani bir şeye eylemle bir girişim olması lazım yarısıdır derler ya da tamamıdır derler ya bu anlamda böyle size şöyle gelip de yani aday oldun ama hiç şansın yok ya yok ki şansın gibi söylemler haliyle oluyordur bunları nasıl karşılıyorsunuz? Elbette öncelikle tabii e... Olumsuz bir şekilde karşılamıyorum tabii hı hı. ki. Mutlaka herkesin evet, görüşü, farkındasınızdır tabii ki herkesin görüşü olabilir. Evet. Biz gerçekten ayakları yere basan, e, realiteden kopuk olmayan bir siyaset güdüyoruz. E, ben bir eğitimciyim, öğretmenim. Tabii ki de gerçeklerin e, mevcut konseptürün de evet. farkındayım. Ama burada az önce söyledim ya gelecek nesillere daha iyi bir şehir bırakmak, daha yaşanabilir bir şehir bırakmak. Bu anlamda sanki yarın kazanacakmış ve kazandığımız takdirde de. Hangi projeleri İstanbul'da icra edeceğimizin hazırlığını yaptığımız bir çalışma hı hı hı. da var. 28 sayfalık seçim bildirgemizde İstanbul'un bütün sorunlarına e, temas ettiğimiz, çözüm önerileri getirdiğimiz ve bu çözüm önerileri de hiçbir zaman gerçekten kopuk olmayan, yani maalesef siyasi sahnemizde şun, sahnelerimizde şunlar çok yaşandı. Eğer bir siyasi partinin kazanma olasılığı düşükse vaatleri çok yüksek oluyor. Hı. Ama bu anlamda. Millet Partisi'nin projelerine, benim projelerime bakan bir kişi gerçekten bunların hepsinin aslında uygulanabilir olduğunu, yapılabilir olduğunu, Hı. realiteden kesinlikle kopuk olmadığını ve İstanbul için nokta atışı önemli konular olduğunun farkına varacaktır. Bu anlamda da zaten vatandaşlarla, sivil toplum kuruluşlarıyla ve çeşitli e, plan platformlarda bir araya geldiğimiz İstanbullularla bunları paylaştığımız zaman aynı şekilde geri dönüş alıyoruz. Ve şu anda gerçekten e, 2024 yılının tekrar hani altını çizmek istiyorum bunun 2024 yılında en çok çıkış yapan siyasi partinin Millet Partisi olacağı ile ilgili e, ciddi bir e, durumu da sokakta vatandaşlardan görüyoruz çünkü e, ana eksendeki iki siyasi parti olarak konuşulan iki partiden e, bu iki partiye de kerhen oy veren istemeye istemeye oy veren büyük bir kesim var. Ve bu kesimler için üçüncü yollar, üçüncü alternatifler artık sokakta daha çok dile getirilmeye başlanıyor. Evet, bu anlamda bir yerden başlamak ve kendimizi de projelerimizi evet. de e, ifade etmek gerekiyor. Bu Konuş anlamda herkes bir yerden netice. Evet, kesinlikle öyle ve biz de bu anlamda e, temiz bir niyetle İstanbul'la ilgili güzel projelerle bir yola çıktık. Evet. Şimdi bakıyorum önünüzde dosyalar da var belli ki yine istatistikler yaptınız. Şunu soracağım evet. ve bu sorumun üstünden kendi projelerinizi de açıklamanızı rica edeceğim. Mevcut belediye başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'nun projelerinin yüzde 87'sinin gerçekleştiği yönünde söylemler oldu. Evet. Dolayısıyla bu arada sadece kendi partisinden değil karşı partiden evet, yani evet. iktidardan da bu söylemler vardı. Evet. Hatta teşekkür etmişti. Ben yüzde 83 mü demiştim, yüzde 87'im. Evet. iktidar yaptı. Ben yanlış hesaplamışım. Çok teşekkür ederim dedi kendisi. Siz yüzde 87'sini gerçekleştirdiğini düşünüyor musunuz? Ve İstanbul Büyükşehir Belediyesinin borçları ne durumda? Siz seçilirseniz sizin projeleriniz ve vaatleriniz nedir? Böyle bir başlayalım. Evet. Çok teşekkür ederim. Şimdi Nurda Hanım da ben. Edebiyat öğretmeniyim ama matematik ve hayatın bir gerçeği. Hmm, tabii. Ve matematik sayılar yalan söylemez. Böyle bir kural vardır. Evet. Şimdi siz e, bu anlamda manipüle etmeden direkt reel sayılara, somut rakamlara bakarsanız gerçeği de görürsünüz ve işte rakamları yalan söylemez kısmı burada ortaya evet. çıkar. Şimdi biz elbette ki e, az önce de söylediğim gibi dersimize bu anlamda iyi çalıştık. Nasıl iyi çalıştık? Evet, yarın seçimi kazansak İstanbul'u nasıl yönetebiliriz? E, kimlerle yönetebiliriz? Hı -hı. Kadromuzu da şimdiden açıklayarak bir çalışma içerisine girdik de burada e, mevcut yönetimin 5 yıllık röntgenini çekip Hı -hı. bunu da halka anlatmak da aday olan belki her e, siyasi'nin e, bir nevi yapması Hı -hı. gereken bir sorumluluktu. Ekrem Bey baştan 83 dedi, sonra Murat Kurum yüzde evet, 87 dedi <laughs> ama tabii orada bir dil düşmesi, gaf yaptığını. Söylediler ha. sonra ama yine de tabii Ekrem Bey'de biraz, biraz çok evet, e, Ekrem Bey de biraz bunu eee deyimi yerindeyse güzel bir pas alınca ha, onu evet, da tabii bu yani. anlamda değerlendirmek istedi. Evet. Ama tabii gerçekler bunun çok ötesinde. Şimdi biz 2019 seçimlerinde Nurdan Hanım Ekrem Bey'in vaatlerini bir inceledik. Hı. Burada Ekrem Bey'in tam 267 tane vaadi e, evet, açıklanmış. 267 tane vaatten Kaç tanesini Gerçekten. yerine getirdiğini, gerçekleştirdiğini baktığımız zaman karşımıza çıkan rakam 121. Devam eden var evet, mı? Bu yir... Evet. Bu 121 devam eden de mi var tamamlanmış mı? 121 tamamlanmış ama bir ha. kısmı da şunu da özellikle belirtmem lazım. 121 gerçekleşilen e, sayının içerisinde. Devam eden. E, şöyle devam eden demeyelim ama eksik gerçekleştirdiklerini de ha. bu 121'in içine kattık. Yani şöyle mesela kreş vaadi Ekrem Bey. 2019'da 150 tane kreş yapacağını söyledi. Evet. Şimdi e, billboardlarda 100 tane kreş yaptığını söylüyor. Ama biz girip incelediğimiz zaman işte özellikle vatandaşları bu anlamda İstanbul'ya o kadar haksızlık ediliyor ki 100 tane kreş yapıldığını söyleyen bir belediye başkanına ben buradan açık ve net soruyorum. Bu kreşler nerede ve isimleri nedir? Lokasyonlarını açıklayabilir mi? İstanbul'da değil herhalde. Çünkü yok. <laughs> İstanbul'da şu anda Yapımı devam edenlerle beraber Hı. 65 tane kreş var. Bakın yapımı devam, devam edenlerle mi? beraber evet. 65. Şimdi sayıları doğru ifade etmek lazım. Bugün buyurun İBB'nin sitesinden ya da Ekrem Bey'in açıkladığı e, işte çalışmalardan, broşürlerden, Hı. kitapçıklardan bakın. 100 tane kreş İstanbul'da yok. Ama siz bunu reklam anlamında e, kullanarak vatandaşlarını, vatandaşları ve seçmeninizi bu anlamda manipüle ederseniz işte o zaman sokağa çıktığımız zaman siyasetçilere güven tabii ki de olmaz. Biz bunu da bakın 150 vaat edip reklamını 100 diye yaptığı, evet. 100 taneyi gerçekleştirdim diye yaptığı halbuki gerçekleştirdiği ve devam edenlerin evet. tamamının 65 olduğu kreşi de evet. 121 tane yaptığı vaadin içerisine koyduk. Bakın bunu da bir nevi diğer anlamda olumsuz bir kısımda kullanmadık. Hı. 267 vaat yapmış. Evet. Evet, bu kreşi de 121'in içine koyduğumuz zaman Hı. Ekrem Bey şu anda vaatlerinin %50'sini bile gerçekleştiremedi. Nerede? 187. Evet. evet. Bunu keşke Ekrem Bey'in diğer e, rakipleri de doğru çalışıp doğru ifade edebilse. İşte burada zaten e, biraz seçimin anahtarı da burada diyebiliriz. Bu anlamda Ekrem Bey'in de kazanması için maalesef ciddi paslar Gönderiliyor bu anlamda doğru çalışmayı biz millet partisi olarak da gerçekleştirdik. E, gerek Murat Kurum gerek diğer adaylar hı. bizim söylemlerimizi takip edip bakarlarsa doğru verilere ulaşacaklardır. Evet. Şimdi burada evet e, Ekrem Bey'in vaatlerinin çok azının gerçekleştiği oldu. Peki bunlar neler? Biraz bunlardan da hı hı. E, bahsedelim. Sizin eğer. sloganınız da artık biz varız. Bir oy çok şey değiştirir. Evet. Bir oy çok Tabii şey değiştirir. Doğru. Her vatandaşın bir oyuna talibiz. Tabii ki. Şimdi e, Ekrem Bey'in vaatleri üzerinden Hı, e, konu geçmeden bir iki noktada daha ifade etmek tabii, lazım. Tabii. Mesela bu gerçekleştirdiği 121 vaatten biri de Hı. sosyal konut. Bugün billboardlarda buraya gelirken bile dev reklamlarda İstanbul'da kentsel dönüşüm seferberliği başladı ifadesi var. Bakın başladı. İstanbul'da ben Bakırköy'de yaşayan bir vatandaş olarak ya da şu anda bizi dinleyen vatandaşlarımız hangi ilçede yaşıyorlarsa dönüp bir ilçelerine baksınlar. Bu kentsel dönüşüm seferberliği nerede? Evet var ama sadece billboardlarda var. Evet. Gerçekte yok. Başlıyor olması evet. lazımdı. Ee, bugün <laughs> Yanlış bakın. Yanlış kelime kullanılmış. Baş hem öyle, kesinlikle öyle ama <laughs> başlıyor kısımda bile eksiklik var. Şöyle örnek verelim. Mesela yine 121 gerçekleştirdiğinin içine koyduğumuzlardan biri de Ekrem Bey'in konut yapma durumu. Konut yapma durumunda bile şu detaylara ve somut rakamlara bakmak lazım hı hı. Nurdan Hanım. Hı hı. 2019'da Silivri açıklarında bir deprem oldu. Evet. Bu depremde İstanbul pek hasar almadı ama avcılarda bir minare yıkıldı. Tabi deprem gerçeğiyle İstanbul'da bir yüzleşti. Burada Ekrem Bey dedi ki ben Kiptaş'ı Kiptaş'la beraber, bakın bir merkezi hükümetten ya da başka bir finanstan bahsedilmiyor. E, evet. Kiptaş'ta her yıl 20 bin konut yapacağım. 5 yılın sonunda da 100 bin konutu İstanbul halkıyla e, İstanbul halkına kazandırmış olacağım ve İstanbul'un dönüşümüne de bir katkı sağlayacağım dedi Çok doğru çok güzel benim de e, kesinlikle yapılmasını arzu ettiğim istediğim bir ifadeydi bu Elbette ama şimdi Mart ayında yısı e, artık son 5 yılı bitiyor Ekrem Beyin yine büyük büyük reklam alanlarında biz sosyal konutlar ürettik diye e, nokta atışı reklamlar yapıyor. Keşke altına sayısal veriyi de yazsaydı. 100 bin tane vaadin şu anda 5600'ü gerçekleşmiş. Evet. Şimdi 100 binde 5600 gerçekleştirirsen bunu bir belediye başkanının ben bu vaadimi gerçekleştirdim diyerek ifade etmesi çok acı. Belki dünyada örneği bile olmayan bir noktada. İşte bunları e, Ekrem Bey'in rakiplerinin de bunları doğru bir şekilde hmm alıp da kullanması lazım. Bu anlamda biz evet dersimize iyi çalıştık. Ekrem Bey e, belki İstanbul Büyükşehir Belediye tarihinin en başarısız belediye başkanlarından biri. Ama tabii bunu sadece e, muğlak ifadelerle söylemek doğru değil. Altını doldurmanız lazım. Hı hı. Peki bu altı neyle doldurulur? İşte alt bu sayısal verilerle hı hı. somut ve nokta atışı evet. ifadelerle doldurulur. Gerek kreş e, gerek sosyal konut gibi söylediği ve yaptığını iddia ettiği hiçbir vaadin altı ilk baştaki ifade ettiği rakamların çok çok ötesinde. Ki bunları bile biz yaptığı kısma dahil ettiğimizde yapamadığı yine %50'den fazla. 267 vaat var. Evet. Gerçekleşen 121, 121. ve bu 121'in içinde de pek çoğu az önce verdiğimiz örnekler gibi eksik gerçekleşti. Yani %50 bile değil diyorsunuz. Onu. Kesinlikle. Hı -hı. Evet. Kesinlikle. Şimdi yine söylemlerinizde rant yönetimi değil kent yönetimi için göreve talih evet. demişsiniz. Şunu da sormak istiyorum yine İstanbul özelinde. Baktığımızda evet bir deprem ülkesiyiz neticede ama 6 Şubat'tan sonra bu gerçekte çok ciddi bir şekilde daha evet. yüzleştik. 99'dan sanırım ders almamıştık. Dolayısıyla şunu soracağım. Şimdi İstanbul denince öncesinde bu 6 Şubat'tan önce hani deprem de evet konuşuluyordu ama daha çok İstanbul trafiğinin sorunları evet. falan filan konuşuluyordu. Şimdi öncelikli konu depremle mücadele işi ee, bu anlamda e, kentsel dönüşüme yönelik çalışmalar. Sizde sizce İstanbul'un en büyük sorunu e, nedir? İlk üçte ne var sizde? Evet. Şimdi bu konuda e, tabi adaylık öncesinde sokakta <laughs> vatandaşlarla bu anlamda İstanbul'un problemleri neler diye bir çalışma yaptık. Zaten projelerimizin büyük eksene de buradan aldığımız cevaplar e, minvalinde şekillendi. İstanbul'un evet en büyük e, şu anda e, çözüm beklediği sorun konut stoğunun yaşlılığı yani kentsel dönüşüm yani deprem evet. gerçeği. Bu birinci. İkinci sırada az önce söylediğiniz trafik ve ulaşım geliyor. ki Gerçekten bugün bakın ben 12-1 arası başka bir yerde bir programımız vardı. Oraya giderken Hı. bir taraftan tabii radyoda... Radyo trafikten verileri de tabii dinliyoruz. Öğlen saatinde bile yüzde altmışlarda bir trafik vardı bugün İstanbul'da. Her gün trafiğe çıkan evet. yeni araç sayısı geçen konuklarımızla istatistik yaptı. Bin yüz. Doğrudur. O, o istatistiğe kayıt. henüz ben bakmadım ama tabii trafik yoğunluğu. Bayağı ödeki... araştırmış. Beş yüz demiştik öncesinde sonra bir araç. Doğrudur. Ya çok ciddi bir rakam baktığımız trafik yükü ve trafik evet. yoğunluğu gerçekten İstanbul'da artık katlanabilir düzeyin çok ötesinde. İkinci problem olarak tabi ulaşım konusu geliyor. Üçüncü anlam üçüncü e, olarak da çevre sorunları tabi yeşil alan yetersizliği, diye temiz hava, temiz su gibi hani bunu çevreyi e, bir bütün olarak ele aldığınız zaman üçüncü sorun olarak da çevre olduğu öngörülüyor. E, sokakta vatandaşların sorun olarak dile getirdiği konular. Tabii biz de bunlara e, ciddi çalıştık. Hem mevcut e, işte belediye neler yapamadı bu anlamda, neler söyledi, neler yapamadı. Biz gelirsek neler yapabilirizi açıkçası bir çalışmış olduk az önce söylediğimiz mesela ulaşım örneğinden gidersek e, ulaşımla ilgili e, gerçekten hem karayoluna bypass edecek e, ciddi projelerimiz. Onun yanında asıl karayoluna alternatif olarak Çözümü İstanbul için öncelikli çözüm noktası olan deniz ulaşımını ve raylı sistemi nasıl yapacağımızla ilgili yol haritalarını çizdik. Tabi burada çizerken de gerçeklikten asla kopmadık ve vatandaşlara e, gerçekleştiremeyeceğimiz, yapamayacağımız bir şeyden kesinlikle bahsetmedik. Mesela metro konusu. Şu anda çokça konuşulan bir konu değil mi? Metrolar evet. hem Murat Kurum hem Ekrem İmamoğlu metrolar üzerinde pek çok evet. sayısal. E, rakamlar söylüyorlar ve birbirlerini suçladıkları bir durum var. Şimdi bugün e, Nurdan Hanım, hı hı. Ekrem Bey'in 2019'da iddiası şuydu: Ben İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğum takdirde İstanbul'daki metro uzunluğunu 600 kilometreye çıkartacağım. Evet. Devir aldığında 174 kilometrelik bir metro uzunluğu vardı. Şimdi metro ile raylı sistemi birbirine karıştırmamak lazım. Bunun da özellikle bir bahsedelim ki evet. finiküler ve tramvay da raylı sistemin içerisindedir. Metro raylı sistemin bir parçasıdır. İstanbul'da o zaman 240 küsur bir raylı sistem varken bunun 174'ü metro idi. Ekrem Bey 174 olan metro hattını dedi ki ben 600'e çıkartacağım. Hı hı. Yani 430 kilometre metro yapacağım 5 evet. yılda. Kendi vaadiydi bu. Baktı ki Hatta tam tarihine kadar baktık. 20 Şubat'ta bunu söylemiş. Evet. 20 Şubat'ta söylediği e, ifadeden bir ay sonra başkan seçildi. Şimdi Ekrem Bey'in vadi 430 kilometreydi. Baktı ki bu gerçekleşmeyecek. 600 olmayacak. Kendisini kendisi revize etti. Bir yıl sonra dedi ki ben bunu iki katına çıkartacağım. Evet. Yani 174'ü 2 ile çarparsanız 350. Evet. Gibi bir rakam evet. çıkar. Yani 600'den birden 350'ye indi. İyi hoş keşke onu yapsaydı. Ama Hı -hı. o da gerçekleşmedi. Şimdi kendi billboardlarında şu ifadeyi kullanıyor. Bakın son bir hafta 10 günde iki farklı rakam gördük billboardlarda. Birincisi 47,3 kilometre yazıyor. Hı -hı. Virgülüne kadar e, çalışmış koymuş ekran bey 47,3 kilometre metro yapmış. Diğerinde de 65 diyor. İki tane farklı billboardda iki farklı rakam. Ben şunu çok net ifade ediyorum. Bakın Ekrem Bey burada stüdyoda olsa somut olarak e, hangi güzergahta kaç kilometre yaptığını sorsak muhtemelen kendi de bilmiyor ne kadar yaptığını. Birinde 47,3, birinde 65 kilometre diye iddiası var. Evet, Peki burada bir de şöyle bir durum var. 65 kilometreyi yaptığını kabul etsek. Yine e, en düşük hedefi 175'ti. Gerçekleştirdiği 65 kilometre. Şuna da baktık mesela 65 kilometre olarak gerçekleştirdiği metro hatlarının belli bir kısmını zaten yapılmış olarak devir aldı. Yani bazı metro hatlarını hı hı. %35 evet. yapılmıştı Ekrem Bey devir aldı ve bu %35'i %100'e tamamladı. Ama ben kaç kilometre metro hattı yaptım kısmında %100'ünün tamamının uzunluğunu aldı. Halbuki tamamını kendi tek başına yapmamıştı. Evet, evet o metro hatta açıldı doğru. Ekrem Bey döneminde tamamlandı. O da doğru. Fakat tamamı Ekrem Bey döneminde yapılmış değildi. Yani izleyicilerimizin daha iyi anlaması Aha. için şunu söyleyelim. Buyur. Diyelim ki 20 kilometrelik bir metro hattının 5 kilometresi tamamlanmış şekilde ben aldığım zaman. 5 kilometreden sonra 20'ye tamamlarsam ben 15'ini mi yapmış olurum 20'sini mi? 15'ini. 15'ini. Evet. İşte ben bunun 20'sini <laughs> yani. yaptım diye iddia edersem yani. rakamlar de. Çıkabiliyor. çıkabiliyor ama 65'in bile çok yetersiz olduğunu bugün tabi her İstanbullunun e, farkında olduğu trafik çilesinden de bu anlamda e, maruz kaldığı bir gerçek var. Biz evet. şunu söylüyoruz metro ulaşımla birlikte bugün İstanbul'un e, metro ulaşım aşı şirketinin bir iştirak şirketidir. İncelediğimiz zaman fizibilitesini yaptığımız zaman metro ulaşım aşı yılda 20 kilometre metro hattı yapma imkan ve kabiliyetine sahip. Geçen haftalardaki ziyaretlerimizin bir tanesi Mimarlar Odası'naydı. Mimarlar Odası'nda da böyle bir konuşma geçmeden önce biz e, tabii projemizi anlatmadan önce Mimarlar Odası Başkanı Alper Bey'in de söylediği birebir aynıydı. Yani çok ütopik vaatlerle halkı deyimi yerindeyse kandıracak şekilde bir vaatle sırf oy almak için yalan yere vaatlerin olmaması gerektiğini bilim insanları da alanında uzman kişiler de Zaten öngörüyor, söylüyor ve çalışmaları da yapmış. Bugün İstanbul'da metro ulaşım aşı yılda 20 kilometre metro hattı yapabilir. Biz de bunu gerçekleştireceğiz. Millet Partisi olarak bizim burada projemiz ne? Millet Partisi olarak İstanbul'da 95 kilometre metro uzunluğunu 5 yılda tamamlayacağız. Tabii önceliği nereye vereceğiniz de burada çok önemli. Yani mesela bugün İstanbul'un, Tra, e, trafik yükünü en çok çeken ve dağıtan ilçelerinin başında hı hı. Esenyurt geliyor. Evet. Çünkü ciddi anlamda bir nüfus var Esenyurt'ta ve karayolu haricinde de bir ulaşımı yok. E, bugün metro Esenyurt'a geldi mi? Gelmedi. E, doğal olarak siz İstanbul'daki karayolu trafiğini ne kadar rahatlatabilirsiniz? Hı hı. İmkansız. Metroyu da evet yapmak bir hedeftir. Evet. Ama bir de nereyi yapacağınızı planlamak çok daha doğru bir çalışmadır. İşte biz bu anlamda şu anda iki tellide biten metro hattını Hı -hı. bir durak avcılara, ondan sonra bir durak daha uzatarak Esenyur'da en hızlı Aslında bir şekilde evet, şey, o e, yoğun gerçekleştireceğiz. Bir ve bunu da evet. bir yıl içerisinde e, yapılabileceğinin bir fizibilitesini çıkartmış durumdayız. Evet. E, tabii denize kıyısı olan ilçelerimizde deniz ulaşımını öncelemek, bunlara teşvik etmek, bu deniz ulaşımına teşvik etmek... ...gerekli. Bununla ilgili bir çalışmamız siz var. Siz Bakırköy'de ikamet ediyorsunuz. Evet. Ee, tabii ki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı... adaysınız ama Bakırköy özelinde e gidersek... ...oradaki en büyük sıkıntı nedir? Bakırköy'deki... ...sıkıntıların tabii başında otopark ve... Evet. ...yaşlı konut stoğu gelir. Yaşlı konut, tabii. Evet. İyi, yani gerçekten zaman. şu anda... ...60 yaşında, 70 yaşında... E, ...binalarda... ...ikamet etmek zorunda kalan... E, ...vatandaşlarımız çok... E, ...büyük bir durumda. Yani orada... Cevizlik Mahallesi, Sakız Ağacı evet, evet. Mahallesi, Yeni Mahalle, Osmaniye, Zuhurat Baba, Kartaltape gibi pek çok mahallemizde gerçekten e, konu stotoğumuz çok yaşlı durumda. Hatta Ataköy'ün bile e, pek çok kısmı diyebiliriz. Bu anlamda Bakırköy'de evet bir kentsel dönüşümün gerçekten çok ciddi ele alınması gereken bir ilçe. ve evet. e Bir de e, malum otopark sorunu da şu anda has safhada. Sayın Güner, şimdi az önce e, konuları işledik haliyle, Önemli konular işte deprem, ulaşım, evet. otopark bunları konuştuk haliyle ama şimdi siz sahaya da çıkıyorsunuz halkın nabzını da yokluyorsunuz özellikle vatandaşımız e ekonomiden de dem vuruyor mu ne olacak bu ekonominin hali çok sorulur ya evet. Size de tabii ki soruluyor tabii. nedir bu anlamdaki şikayetler ve istekler? Şimdi ekonomik e, tablo tabi vatandaşla emeklisinden hı hı. özel sektör çalışanına, özel sektör çalışanından kamu çalışanına kadar herkesin gerçekten e, dilinden düşürmediği bir gerçek. Ve gerçekten vatandaşlarımız da maalesef bu konuda ekonomik e, deyimi yerindeyse baskının altında eziliyorlar. Evet. Tabii burada şunu da özellikle yapmak lazım. Bakın e, tasarruf söyleniyor sık Sıkı sık. Sıkı evet. politikalar. Peki burada tasarrufta önce asıl tasarruf yapması gereken tamam. kamu kurum ve kuruluşlarına ne kadar bakıyoruz? Mesela şunu e, bir vatandaşın sorması lazım. Ekrem Bey'in afişlerini bugün İstanbul'da yaşayan e, 16 milyon insanın her biri görmüştür. İsrafı evet, bitirdik evet. diye, değil mi? Hı hı. İsrafı bitirdik. İsrafı bitirdik afişleri için ne kadar reklam parası harcandı biliyor musunuz? Ne kadar? 170 milyon lira. Hı. Evet, israfı bitirdiğini anlatmak için 170 milyon lira Çok para harcamış. Tezat bir şey. Evet işte. yani e, kesinlikle yani bir konuda gerçekten bu anlamda ne kadar e, tezat olduğunu ifade etmek için bu kelimeyi bile evet. kullanmak lazım. Ben israfı bitirdim diyeceğim evet. ve bunu vatandaşa anlatmak bu için ne 170, 170 milyon <laughs> TL parayı harcamış olacağım reklama. Şimdi doğal olarak İstanbul'da evet 170 milyon lira gibi e, sadece Büyükşehir Belediyesi'nin Ekrem Bey'in e, israfı bitirdik reklamını yapması için harcadığı para vatandaşı dönük olsa bugün İstanbul halkından tasarruf ya da diğer işte ekonomik sıkıntıların pek çoğunun giderileceği bir gerçek var. Bunu aslında vatandaş da görüyor, hissediyor, anlıyor ve bunları da sık sık söylüyor. Bugün evet başta Büyükşehir Belediyesi'nin ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ciddi anlamda ekonomik tedbirleri ve tasarrufları yapması fizibilitelerini doğru çalışması. Partinizin e, ve sizin bu anlamda çalışma ne yöndedir? Elbette. Şimdi e, bir kere şunu özellikle söyleyelim. Bizim Büyükşehir Belediyesi'ndeki e, israfa hızlı bir noktada son vereceğimiz Hı. durumlar var. Mesela bunlardan biri Ekrem Bey'in 2019 yılında yine söylediği ama gerçekleştirmediği bir konu olan makam araçları ve He. İBB'deki araç durumu. Evet. Kendisi Yeni Kapı'da deyim yerindeyse bir şov yaptı. O zaman bir sürü aracı evet. Yeni Kapı sahiline çekerek dedi ki İBB'de bu kadar fazla araç var. Peki pek çok Ekrem Bey'i destekleyen kanal ya da gazeteci o süreçten bugüne kadar evet. şunu sordu mu? İBB'de ne kadar yeniden araç alındı? Evet. İBB'de şu anda 6000'e yakın araç var. Ve bunun 2000 e, net rakamı da söyleyelim ki hı hı. E, yanlış bir ifade de kullanmayalım. 2023 Sayıştay raporuna göre hı hı. 1258 aracın kime tahsis edildiği bile bulunamıyor. Sayıştay raporlarında mevcut olan bir durum. Çok birilerine bir rakam. tabii ki birilerine tahsis edilmiş. Evet ama kimlere değil, nereye verildiği kadar eee deyimi ise bilinçsiz ve beceriksiz bir irade var ortada. Şimdi onun dışında yine başka somut olarak faturasını gördüğümüz hı hı. E, bir durumda halk ekmek AŞ için evet. alınan, kiralanan bir araç var. Sıfır kilometre lüks bir araç. 32 milyon lira bedelle kiralanmış. Hı hı. Halk Ekmek AŞ evet. için. Bakın vatandaşı siz ucuz ekmek üretmek için bir iştirak şirketiniz var. Hı hı. Ve buna bir makam aracı alıyorsunuz. Manik. Kiralıyorsunuz ve 32 milyon lira bedelle araç kiralaması yapıyorsunuz. Şimdi bunu... Bunun adı Halk Ekmek evet, değil başka bir şey olmalı o kes zaman. Kesinlikle öyle. Şimdi... <laughs> Böyle gerçekler var. Tabii bunların evet. e, önü kesilirse İstanbul Büyükşehir'de de ekonomik tedbirler ciddi anlamda alınmış olur. Ve bunun e, yanında yine e, israfı bitirdik kısmının tam tezatı olan bir başka örnekte geçtiğimiz yıl CHP'nin malum kurultayı oldu. Evet. evet. Sadece bu kurultaydan 4 ay önce o 4 aylık evrede belediyeye tam 8 bin... 643 kişi işe alınmış. 8.643 Hı. kişi. Son 4 ayda kurulta evet, öncesi. Kurultayı. Bugün CHP'deki muhaliflerin dahi kabul ettiği, ifade ettiği bir gerçek bu. İBB'deki kadroları kurulta için peşkeş çekildi. Şimdi siz böyle uygulamalar yaptıktan sonra hangi tasarruf ve hangi israfı bitirmekten söz edebilirsiniz? Evet. Tam tersi bugün Büyükşehir Belediyesi'nde israfın Kaynağı Ekrem İmamoğlu ve yönetimidir. Gerek makam araçları üzerinden baktığımız durumlar, gerek kadro hı hı. üzerinden baktığımız durumlar, gerek İBB'deki borç stona baktığımız zaman, bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki israfın ana kaynağı hı hı. Ekrem İmamoğlu ve yönetimidir. Mesela siz de İstanbul'da yaşayan bir vatandaş olarak, İBB'de 5 yılda ne kadar arsa satıldığını biliyor musunuz? Biliyor. Buradan? İBB'de 5 yılda meclise gelen... Hı hı. 2,4 milyon metrekarelik arsa satışı geldi meclise. Evet. Bunun 2,2 milyon metrekaresine onay çıkarıldı ve satıldı. Buna İETT'nin Ayaza'daki garajı dahil ve Ederin'in en az 4 katı altına satılmış. Onun haricinde ilk daşın arazileri dahil muazzam bir arsa satışı. 2,2 milyon metrekare arsa. İstanbul Büyükşehir Belediyesi eliyle satıldı. Bu satışlar satıldı. kimisi? Evet. Onlar da belli mi? Tabii belli. belli yani he? bir kısmı gerçekten <laughs> ederinde olabilir. Tamam. Bir kısmı ederinin altında olabilir. Hı. Ama real kısım 2,2 milyon metrekare arsa belediye eliyle satılarak bir para kazanılmış oldu. Peki bu parayla ne yapıldı? İşte israfı bitirdik diye billboard asıldı. Yani aslında ee, baktığımızda... CHP Belediyesi, İstanbul CHP Belediyesi hizmetten çok reklam mı yapmış? Evet, kesinlikle Bu öyle. Bu reklamda da geriye dönüş bir şekilde olmamış yine. Yani şöyle... Hani reklam yaparsın geriye dönüşü de olur ya bir şekilde yani diyeceğim ama ma olmamış yani. Yani reklamda Hı. kendi seçmenini domine etmek için, Hı. inandırmak için bir durum e, var. Tabii burada e, açık açık videosu olduğu için ismini de zikretmekte pek e, mahsur yok. Ee, Ekrem İmamoğlu'na ve CHP'ye desteğiyle bilinen gazeteci Sedef Kavaş'ın bir evet. ifadesi vardı. Bir Nedir o? yalanı ısrarla ve üst üste söylerseniz bu yalanı evet. daha sonra gerçekmiş gibi algılatırsınız evet. diye Doğru. bir iletişimci olarak sanırım bir e, bilgi verdiği evet. bir toplantı vardı. Evet. Şimdi buradan herhalde iyi ders almışlar. Üst üste bir şeyleri söylerseniz gerçek gibi bugün 100 tane o kreş yaptı. Belki insanın kendisi bile belki de evet. inanabilirdi. Bugün 100 tane kreş yaptığını iddia eden Ekrem Bey yarın lütfen 100 kreşin hangi lokasyonlarda hangi binada hizmet verdiğini buyursun açıklasın. Evet. 100 tane kreşi herhalde İBB'nin açıklaması oradaki e, çalışma arkadaşları için Çok yarını bile şey beklemeyen değildi. belki evet, e, yarım saat sonra e, buyurun arkadaş siz konuşuyorsunuz tabii. ama bunlar diyebileceği bir veridir. Ama yok. Şimdi evet. siz üstüne basa basa olmayan bir şeyi ben 100 kreş yaptım diye her yerde reklam yaparsanız seçmeninizin pek çoğu zaten bunu araştırıp bilemez ve sizin söylediğiniz şeye inanıp sanki böyle bir şey varmış gibi sokakta da söylemeye çalışır. Halbuki 100 tane kreş yok. Evet, yapımı devam eden 65 kreş var. E, rakamlar doğru olsa elbette ki biz de bunlara zaten bir kreş niye yapıldı demeyiz. Biz bugün Ekrem Bey 65 yapabiliyorsa biz bunu çok hızlı bir şekilde 250'ye çıkartmakla ilgili projelerimiz zaten var. Ve kreş yapmak bir belediye için çok büyük maliyetler değil. Çünkü oraya giden vatandaştan az da olsa bir para alınıyor Nurdan Hanım. Zaten doğal olarak kendi finansmanı kendi içerisinde dönen bir yapıdan bahsediyoruz. Hı hı. Aynı şekilde konut yapımı da böyle. Kiptaş konutları yaptığı zaman ücretsiz mi veriyor? Hayır. Hayır. Maliyetine veriyor. Peki ben şimdi size soruyorum. Ben bu kağıdı 2 liraya mal edip size 2 liraya satarsam cebimden kaç para çıkar? 2 lira. 2 liraya mal ettim. 2 liraya da size sattım. Evet. Benden 0 lira çıktı. 0 açı. Evet tabii ya bir şey olmaz evet. neticede. Maliyetine Mali, satsanız. E, Maliyetiniz. Kar etmezsiniz ama. Evet. Evet. <laughs> Şimdi bugün kreşler böyle. Evet. Toplu konutlar böyle. Yani bunun için İBB'nin bütçesinden bütçesiniz 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 Evet. Çok Estağfurullah. <laughs> yani bunu özellikle şöyle örnek vermek istedim ki vatandaşlarımız evet, daha evet, iyi doğru. anlasın diye. Bakın bugün büyük şehrin ben bunu yaptım dediği projelerin bir Hı -hı. kısmının zaten aslında Büyükşehir bütçesinden bile para harcanmadığı bir ha, durum var doğru. ortada. Yani evet. kreşten e, sen vatandaştan evet özellere göre çok daha düşük ki zaten böyle olması lazım ki biz bunu daha da geliştireceğiz. Çok doğru bir projedir Hı -hı. ama zaten finansmanı kendi içerisinde olan bir yapıyı ben bunu gerçekleştirdim diyerek sunması ya da konut e, mal edildiği zaman ben bunu yaptım denilerek sunulması. Evet. Zaten bunları ücretsiz vermediğin için doğal olarak maliyetini finanse etmiş oluyorsun. Böyle bir durum var. Evet. Şimdi Sayın Güner baktığımızda şu soruyu da sormak istiyorum size. Şimdi hep Buyurun. CHP ve mevcut belediye üzerinden gittik özellikle Hı -hı. gerçekleştirilmeyen vaatleri de e, belgeleriyle masaya yatırdık sizin sayenizde. Haliyle şunu da sormak istiyorum Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum gerçeğini bir kabul edelim. Sonuçta evet. siz diyorsunuz ya. Evet ben bu riski göze aldım. Ben seçilmesem dahi sonuçta benim projelerim seçilen kişiye ilham evet. olacaktır. Aslında baktığımızda gerçekten de bir edebiyat daha doğrusu bir eğitimci rolünüzün de burada öne çıktığını da görüyoruz. İlham olsun şeklinde. Şimdi aslında güzel bir özgüven evet. bu da baktığımızda. Şimdi şöyle de bir durum var. Evet CHP'yi konuşuyoruz ama güçlü bir rakip daha var. Murat Kurum. Evet. Onu nasıl değerlendirirsiniz? Yani Murat Kurum da e, tabii bakanlığı döneminde de e, elbette ki şimdi az önce Ekrem Bey'i eleştirirken de şunu söyledik. Herkesin tabii yaptığı birkaç tane doğru vardır. Ama toplam kümülatifteki duruma Heraziye bakmak bakarız. lazım. Evet. Murat Bey'in de Başarılı yapmış olduğu bazı iş ve projeler elbette ki vardı. Ama maalesef e, bakanlığı döneminde de uygulamada oldukça eksik kaldığı, hı. yeterli düzeyde e, çalışmaları bu anlamda gerçekleştiremediği konular da var. Mesela, Mesela bunların başında hı. kentsel dönüşüm geliyor. Bakın 2019'dan sonra Ekrem Bey yönetimi vardı. Öncesinde kim vardı? Biz mi vardık? Öncesinde de AK Parti AK hükümeti partiler, vardı. Arkadaşım. Peki bugün İstanbul'da yaşayan 16 milyon insan evet benim şehrim depreme hazırlıklı diyebiliyor mu? Diyemiyor. Diyemi. O zaman buradaki suç elbette ki Ekrem Bey kadar önceki yönetimde de vardır. Eğer bir kişi bakın 5 yıl boyunca Bakanlık ve Çevre Şehircilik Bakanlığı makamında oturuyorsa. Zaten İstanbul o dönemden biri, Ekrem Bey dönemine geldiyse aslında evet. o sınavı o AK Parti'nin vermeyip bir yeni evet. kişiye verilme şansı, yani Ekrem İmamoğlu'na hiç tanımadığımız birine verildi sonuçta 4 evet. yıl e, yönetildi. O bakalım tabii şimdiki sınav nasıl olacak? evet Doğru. Yani bu anlamda maalesef İstanbul depreme hazırlıklı değil diyorsak, Hı. burada Ekrem Bey kadar evet. Murat Bey de suçlu. Nasıl suçlu? O mu yönetiyordu denildiği zaman, evet 5 yıl Çevre Şehircilik Bakanlığı'nı kendisi yaptı. Tabii ki de yaptı. Kiptaş İstanbul'a, Büyükşehir Belediyesi'ne bağlıysa, e, TOKİ'de bu anlamda Çevre Şehircilik Bakanlığı bünyesinde olan e, kuruluşlardan biri ve o da bunu yapabilirdi. Ama maalesef gelen, gelinen düzeyde çok yetersiz bir konut yapımı ortada ve bunu bir de siz bedavaya da vermiyorsunuz az önce söylediğim evet, gibi. Evet doğru. Buna rağmen İstanbul depremi hazırlıklı değilse evet Murat Bey de bunların e, müsebbiplerinden biridir. Aynı şekilde ulaşım sorunu. Hı hı. Yani 2019'dan sonra... Trafik gerçekten facia bir noktaya geldi. 2019'da İstanbul'da trafikte ortalama ilerleme hızı 30 kilometreydi. Hı hı. Ekrem Bey aldığında. Evet. Bugün bu 24 kilometreye düştü. Ekrem Bey daha iyi bir hale getireceğini, daha kötü bir noktaya taşıdı maalesef. Hı. Ama 30 kilometre bile İstanbul için Ama zaten doğru. Nüfusla doğru orantılı hani nüfus göç de oldu çok fazla belki hani. Değil. E, baktığımızda İstanbul nüfusu sürekli artıyor ya. Hayır. Hayır derken hayır, değil tabii ki. O, o zaman istatistikleri alayım size. Evet daha. hayır diyorsanız ne anlatacaksınız <laughs> demeniz <diyeceksiniz. gülüyor> evet, yani, doğru. Ona da bakın şöyle <laughs> 2019'da İstanbul'un nüfusu. <laughs> evet ne kadarmış? 15 milyon 519 bin. Şimdi ne kadar? Şu anda 2023 sonu itibariyle <laughs> 15 milyon 655 bin. 140 bin. Bir artış var sadece 5 yılda. Çok da ciddi değilmiş Tabii ki değil. Ama yani, bir artış var tabii. E, çok ciddi yani ben daha fazla biliyorum. Kesinlikle yani şimdi bunları ortaya net konu <laughs> koyduğunuz zaman masaya kimin ne yapıp ne yapmadığı çok daha aşikar şekilde görülüyor. Şimdi ulaşımdaki bu başarısızlığı Ekrem Bey'in önüne geldiği zaman Ekrem Bey şunu söylüyor. Nüfus da arttı ya da Ekrem Bey'e oy verenler şunu da söylüyor. Ya İstanbul'a bu kadar mülteci de geldi. Hı. İyi de 2019'da yoklular mıydı? Suriye'deki durum yaklaşık 10 küsür yıldır ülkemizin başında. Bu sıkıntıyı yeni son 5 yılda yaşamıyoruz ki. 10 yıl önce de İstanbul'da... Hayır şimdi az önce tabii madalyonun diğer yüzü de var. Ben hani e, o tarafını söyledim ama şimdi sizin tarafınıza da gelecek olursak yıllar geçtikçe de teknoloji ve imkanlar da olduğu halde evet. tabii ki trafiğin daha da bu anlamda e, <laughs> çözülmesi lazım. Tabii, Elbette tabii. ki zaten... <laughs> Bir aday bunun için başa gelmiyor mu? Yani diyor ki vatandaşa. Evet bana oy verin. Ben İstanbul'un şu sorunlarını çözeceğim. Bakın Nurda Hanım. 2019 seçimlerinde İstanbul'un ilk başta bana sorduğunuz bir soru vardı. Hı, neydi o? Ee, hangi sokakta vatandaş Aha, hangi evet. sorunlardan bahsediyor? Evet. Ee, 2019'dan bugüne sorunlar değişti mi? Hayır. 5 yıl önceki televizyon kanallarına bakalım. Sorunlar ne? Yine bunlar. Üstüne Peki 5 yıldır biz yine aynı şeyleri konuşuyorsak o zaman bazı şeylerin değişmesi lazım ki bu sonuçlar da değişsin. Maalesef evet İstanbul'daki trafik sorunu Ekrem Bey'in başarısızlığına kılıf bulması gibi bir nüfus Hı. artışıyla ya da mülteci artışıyla bahsedilemez. Evet bugün Fatih gibi Esenyurt gibi ilçelerimiz maalesef gerçekten yaşanmaz bir kalabalık. hal aldı. Ee, bu anlamda çok fazla bir yabancı göç Hı. var orada Hı. ama bu son 5 yılın problemi değil. 5 yıldan önce de böyleydi. Yani 5 yıl önce 2018'de 2019'da da Fatih Esenyurt aynıydı. Benim Esenyurt'ta bir işletmem var. Haftada bir de olsa Esenyurt'a gidiyorum bak görüyorum. 5 yıl önce neyse yine aynı durumda. Yani Şunu bu anlamda... Şunu söyleyeyim şu 6 Şubat depremlerinden sonra yine ona değineceğim. Çok konu çıktı çünkü oradan. Yine baktığımızda İstanbul depreminin çok yakın zamanda ve büyük olacağı yönündeki söylentilere istinaden birçok kişi de İstanbul'dan da göç etti. Evet. Hani ciddi bir rakam var mı bilmiyorum. Aç açıklam araştırmadım ama Göç durumu da var. Özellikle Ankara'ya da çok göç edildiğini biliyoruz. Deprem yaşanmadı. Son bir yılda öyle bir Oldu, veri var. Evet, evet. E, 2022 ile 2023 hı hı hı. arasında e, Cumhuriyet tarihinde İstanbul'un nüfusu iki defa geri gitmiş. Evet. E, bu son 2022-2023 arasında Belki var. Belki o Ama tabi az önce e, rakam. Burada <gülüyor> da <gülüyor> çok büyük oranda değil. Değildir, Yaklaşık evet, 200 bin yani. civarı bir rakam evet. vardı. 200 bin gibi bir geri hı hı. gitme e, bir durum vardı. Evet. Yani çok böyle Yok, geneli değil, e, tabii etkileyecek bir, etkileyecek değil, bir, bir, bir durum sonuçta. değil ama öyle. Fakat yani şu anda gerçekten 24 kilometreye ilerleme hızının hmm. düştüğü bir 30'dan gerçek var. Mi 30'dan 24'e düştü. Hmm. E Tabii ki de düşer çünkü siz metroyu Mesela yapacağım siz demişsiniz. Gelseniz var mı Kaça çıkıyorsunuz? Tabii ki e, bunun çalışmasını çok hızlı bir şekilde yaptık. 5 yılın sonunda ha. çok net bir şekilde ilerleme hızının 38 kilometreye çıkacağı bir gerçek var önümüzde. Bu konuda da bakın şöyle söyleyeyim. Bu 38 kilometre hız nasıl olacak? Biz e, böyle çok yere basmayan atıyorum 50 kilometre olacak hı. 60 kilometre olacak gibi ütopik varlığı Hayal de söylemiyoruz. 3 e, tane 3 e, etaplı çalışma yaptık. Hı. Bir karayolunda neler yapılabilir? 2 deniz ulaşımını nasıl arttırabiliriz? 3 raylı sistemini yapabiliriz. Mesela dikey finiküler sistemini. Türkiye ilk defa bizimle duyuyor. Evet. Ee, Norveç'te, Finlandiya'da bunun pek çok örnekleri var. Engebeli mahallelerde tramvay kadar e, uzunluğun yeterli olduğu, genişliğin yeterli olduğu bir alanda raylı sistemi koyarak %40 eğime kadar çok rantabıl bir şekilde o mahallelerde ulaşımı hı hı. karayolundan raylı sisteme döndürebileceğiniz bir gerçek var. Bu konuda Dün... çok çalışmalarınız olduğunu ikna oldum çünkü aslında... Bilmediğim kelimeleri bugün bu konuda sizinle öğrenmiş oldum. Yani Estağfurullah. demek ki gerçekten bu anlamda çok büyük çalışmalarınız var. Buyurun. Estağfurullah. Yani Nurda Hanım ben şunu net söylüyorum bakın birebir bir konuşma esnasında evet belki ilk başta söylediğiniz ismimiz e, pek çok yerde geçmeyip ya da iddialı adaylardan biri olarak ismimiz zikretmedi, zikredilmediği halde ben bugün somut rakamlar üzerinde Murat evet, Bey'le de Ekrem Bey'le de bir programa çıksam program sonrasındaki ee, sadece izleyicilerin evet. e, oylarına göre bir değerlendirme Belgeler yapılsa ortada neyin ne Doğru. olup olmadığını herkes Matematik görür. Matematik yanılmaz. Kesinlikle öyle. Yani bizim 3 etapta karayolu na yapacağımız Hı -hı. bypasslar, deniz yolunu arttırma, evet. aile sistemi evet. nasıl entegre edeceğiz? Bir dakikamız var ve... toparlayalım. Ee... Şunu bir sorayım size. Sonra evet, yine lütfen. seçmene buradan e, kendi kameranızda çağrı alayım. E, sizin partinizde siz kendi açınızdan yüzdelik şansınız ne kadardır? Öngörünüz ve anket çalışmalarınız. Evet. Yani bizim bir anket çalışmamız olmadı Hı -hı. Nurdan Hanım ama tamam. yapılmış bazı anketlere baktık. Evet. Şu anda %1,3 ile 1,8 arasında hı hı. gösterilen bir gerçek var. Evet. Elbette ki bu şu anda kazanmaktan uzak görünen bir oran olabilir ama özellikle seçimin son evrelerinde hı hı. pek çok şeyin değişip İstanbul evet. halkının da belki bizim söylemlerimizi daha fazla duyarak kararını o sandığa gittiği zaman hı hı. Evet. perdenin arkasında farklı bir mesaj vereceğiyle ilgili bir Evet. E, niyetimiz, e, inancımız var açıkçası. Evet. Seçmeninize çağrınızı alayım evet. kamera sizde. Buyurun, Estağfurullah. Burada. Yani <laughs> burada şunu net söylemek lazım aslında. Evet. Yani bir seçmene çağrı olarak e, değil ama eğer, eğer bugün İstanbul'un sorunları, 5 yıl önce konuşulan sorunlar Hı -hı. değiştiyse burada elbette ki mevcut belediye başkanına ya da daha önce Hı -hı. bakanlık yapmış birine oy verilebilir. Ama biz 5 yıl önce de deprem ve kentsel dönüşüm sorunundan bahsedip bugün hala aynı sorunlardan bahsediyorsak ya da 5 yıl önce trafik probleminden bahsedip bugün hala yine trafik probleminden bahsediyorsak o zaman değişmesi gereken başka şeyler var. Bu seçimde sandığa gidildiği zaman herkes vicdanıyla baş başa kaldığında ideolojik yaklaşımların ötesinde doğru ve liyakatlı bir seçim yapmasını tabii ki de arzu ediyoruz. Yeniden hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Ağzınıza yüreğinize, sağlık, çalışmalarınızda kolaylıklar diliyoruz. Evet Çok değerli ederim. ben teşekkür ederim. değerli izleyicilerimiz bugün de seçim özelde değerli konuğumuz Millet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sayın Hasan Hüsnü Güner'di. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarım adına şimdilik hoşça kalın. Biz saat başında biz tekrar sizlerle olacağız. Ekonomide gündemle ekonominin nabzını tutacağız. Şimdilik hoşça kalın.